okumayı bitirdiği bilgisi geldi. Henüz verilmiş bir karar yok. Nasıl ki 31 Mart'tan zaferle çıktıysa bu hukuksuz düzenden de zaferle çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti. Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer şu an Çağlayan Adliyesi'nde yanında avukatlarımız var. Emniyetteki sorgulamasında kayda değer olabilecek çok geçerli hiçbir şey olmadığını, çok öncelere dayanan 10-12 yıl öncesine dayanan birkaç iddia üzerine sorgulandığını biliyoruz. Yani şu an itibariyle savcının soruşturmayı bitirdiği bilgisi geldi. Emniyette 4 saatin üzerinde bir ifadesi alınmıştı. Burada da herhalde 1 saatten fazla bir ifade verdi. Bir takım sosyal medya hesaplarından farklı farklı şeyler paylaşılıyor. Hiçbirinin aslı yok. Hiçbirinin. Henüz verilmiş bir karar yok. Savcının mütalası sonucu belli olacak. Her yer Esenyurt, her yer direniş. Her yer Esenyurt, her yer direniş. Kısa bir süre sonra savcının kararı açıklanacak. Bizler de burada sizlerle paylaşacağız. Aşağı iniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı kılacağız. Herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıya ülkemizi çok hızlıca kavuşturacağız. Bizi ve bütün yol arkadaşlarımızı artık biz cesaret sınama dönemlerini çoktan aştık, geçtik. Korkmayız, yılmayız. Cesaretle adalet mücadelesini vermeye kararlıyız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın adaletli bir memleket. Bunun için mücadelemize devam ediyoruz. Sabah itibarıyla genel başkanımız İstanbul'da olacak. Yarın öğlen vakitlerinde partimizin MYK toplantısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Biraz sonra içeriden çıkacak karara göre genel başkanımız hem yarınla ilgili hem sonrasıyla ilgili yol haritamızı sizlerle paylaşacak. Siz köyden, bir şehirde siz köyden. Bu meydan kanlı meydan. Bu meydan kanlı meydan. Bu meydan kanlı meydan. Bu meydan kanlı meydan. Vatan Emniyet'te ve Suç Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadelerinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan, aslı astarı olmayan sorularla ve 10 yıl öncesine dayanan sorularla belediye başkanımızı bugün cezaevine götürdüler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun her zaman karşısında olduk, karşısında da olmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere maalesef iktidar partisi sandıkta yenemeyen partimizi, 31 Mart seçimlerinden birinci çıkan partimizi yargıyı araçsallaştırarak belediye başkanlarımızın görevine el koymaya çabalamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki 31 Mart'tan zaferle çıktıysa bu hukuksuz düzenden de zaferle çıkacaktır.